Evet, Almanya Berlin'de IFA 2019'da bir günü daha geride bıraktık. Bugün gözüme çarpan konulardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle değinmek istediğim ilk konu Snapdragon 8GX işlemcili dizüstü bilgisayar. Samsung'un Galaxy Book S modeli bize şunu gösteriyor. Gelecek zamanda ileride ARM mimari dizüstü bilgisayarları daha sık görmeye başlayacağız. Zaten hali hazırda 2020 yılında Apple'ın artık A serisi işlemcilerini yeni dizüstü bilgisayarlarında kullanmaya başlayacağını biliyorduk. Yani Intel işlemciler yerine özellikle giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarda kendi A işlemcilerini kullanmaya başlayacağını biliyoruz. Fakat diğer PC üreticilerinin de ARM mimarlı işlemcilere yavaş yavaş geçiş yapacağını görebiliriz. Özellikle giriş seviyede çok yüksek performans gerektirmeyen modellerde. Peki bu cihazların bize en büyük avantajı ne olacak? Bu cihazların en büyük avantajı 24 saate varan pil süreleri oluyor ve buna ek olarak doğrudan 4.5G ya da 5G'yi desteklemeleri oluyor. Ben bu bağlamda açıkçası Huawei'nin de Kirin 995G işlemcisiyle birlikte bir dizüstü bilgisayar üretebileceğini düşünüyorum. Bunu tabii ki zaman gösterecek. Bugün dikkatimi çeken bir başka noktada katlanabilir telefonlar oldu. Samsung'un Galaxy Fold 5G modeli halen daha halka açık bir biçimde sunulamıyor. Halen daha cihazı görmek için sıra beklemek zorundasınız. Yani katlanabilir telefonların üretiminde belli başlı sıkıntılar mevcut. Huawei'nin telefonu halen daha satışa çıkmadı ve satışta olan seri olarak üretilebilen bir katlanabilir telefon yok. Endüstrinin bu bağlamda katlanabilir cihazlar konusunda bir zorluk çektiğini söyleyebiliriz. Son olarak Nokia standına uğradım. Nokia standında gördüğüm şuydu. Firma giriş seviyesi cihazlarında Android kullanmıyor. Bunun yerine KaiOS isimli bir işletim sistemi kullanıyor ve amacı kesinlikle pil ömrünü uzun tutmak ve farklı cihazlar piyasaya sürmek. Örneğin Amerikan ordu standartlarına uygun şekilde dayanıklı bir telefon üretmişler veya çok uygun fiyatlı 20 Euro'ya satılan bir başka telefon üretmişler. Nokia'nın ben pazara açıkçası renk getirdiğini düşünüyorum. Eski günlerdeki gibi farklı telefonları yapması güzel. Fakat özellikle Matrix serisindeki telefonu da kendilerinden bekliyorum. O şak diye açılan telefonu da bekliyorum daha da farklılık olması açısından. Evet, IFA 2019'da ikinci günümüz bu şekildeydi. Yarın tam gaz fuarı gezmeye devam edeceğiz. Takipte kalın.